Merhabalar, yepyeni bir Clash of Clans bölümüyle daha karşınızdayım. Bugün bu köy deneyimi serisinin yeni bölümünü çekiyorum. Bugün önceki videoda, önceki yorumlar kısmında köy adisine atan arkadaşların köylerini inceleyeceğiz sırayla. Bu arada bilginiz olsun, bu videodan sonraki bu köy deneyimi serisinde klandaki arkadaşların hesaplarını inceleyeceğim. Buradan şöyle gördüğünüz üzere. Buradan rastgele sayılar seçeceğim ve klanda mesela 28 geldi. 28. arkadaşımızın köyünü inceleyeceğiz. Bilginiz olsun, klanımıza gelmek isterseniz de Korkusuz Oyuncu adında bir isim var. Etikette bir şekilde gelmek isteyen belediye binası 12 ve üstü arkadaşlarımız gelebilir diyeyim. Şimdi an hesabımda şu an bu arada belediye binasını yeni yükselttim. İşte Kaya Saçar yükseliyor. 3 tane kahraman yükseltmesi yaptık. Bir tane de atölyemiz, tomruk atarımız açılıyor. Bilginiz olsun. Bunu da şöyle göstermiş olayım kısaca. Burada zaten ikisi yükseliyor. En son videoda da görmüştünüz diyeyim. O zaman ilk köyle hemen gelelim. İlk köy için hemen yorumlar kısmını şey açıp geliyorum. Hadi bakalım. Let's go. Bu arada videoya bir like atıp abone olursanız çok ama çok mutlu olurum diyorum. Hemen ilk köyle geliyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar, videoya bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Aşağıdan da hem Twitch adresime hem Discord sunucuma ulaşabilirsiniz. Oralara da gelirsiniz. Çok mutlu olurum. Hadi videoya devam edelim. Evet, ilk köy için şu yorumlar kısmını açtım. Buradan rastgele insanları seçeceğiz. Son yorumdan direkt başlattım. Buradan ilk gelen arkadaşımız ne olur abi yaz demiş. Şöyle etiketini alıyorum. Hemen inceleyeceğim köyünü. Yorumu için de kendisine teşekkür ediyorum. Şey nasıl? Ha, tamamdır. Şuradan geliyorum hemen sosyal kısmına. Buraya giriyorum. Etiketine. Altı seviye. Bir belediye binası 3 mü bu? Belediye binası 3 mü oluyor? Bir bakalım. Uzun zaman sonra belediye binası 3 analizi. 10 seviye bir klanda. Gerçekten de belediye binası 3. Yeni başlamış herhalde oyuna. Hesabı yeni. Valla klan kalesini de almışız. Güzeliz şu an ya. Şu iksir depolarını falan yükseltmemiz lazım. Onun dışında duvarlarımızı yükseltelim. Sondalarımız full, biraz aktif olmamız lazım. İşçilerimiz boşta. İşçilerimizi çalıştırmamız lazım. Yani bu kadar. Çok da verilebilecek bir tavsiye yok diye düşünüyorum belediye binası. En büyük tavsiyem sana kesinlikle belediye binası doğru da geçmen diyeyim. O zaman şöyle hemen eve dön diyorum. Sonraki arkadaşımıza devam edelim. Bir tane daha şöyle yorum seçeyim. Ekranda şey vardı bu arada. Kaldırmayı unuttuk yine. Ama sıkıntı değil. Zaten köyde çok da bir şey yoktu. Bu arada şu oyunun sesini kapatacağım. Şuradan şöyle oyunun sesini. Bir dahakine kendi kanındaki incelersen şahane olur demiş. Zaten bu yorumu görmüştüm. Bir dahakine öyle yapacağız. Bilginiz olsun. Yorumun için de fikrin için de teşekkür ediyorum. Ben bir tane daha seçiyorum. Mümkün olduğunca hızlı incelemeye çalışacağım bu arada köylerinizi. Bilginiz olsun. Şu ekrandan alıyorum buraya. Ondan sonra geliyorum buraya sosyalden. Şöyle etiketi giriyorum. 163 seviye bir BD binası 12. Barbar kralımızın sadece 3 seviyesi kalmış. Koruyucu 50 mi oluyordu, 40 mı oluyordu ya? Benim koruyucum kaç seviye şu an? Tamam, 40 oluyormuş. Koruyucusu da maxlanmış. Gayet güzel. Şöyle etiketi tekrardan girelim. Ziyaret et diyeceğim bakalım. Şöyle bir birliklerin seviyesine bakıyorum ama onlar da iyi gibi duruyor bu arada. Bayağı sağlam bir belediye binası 12 gibi duruyor. Zaten 160 seviye. Duvarlarımız maxlanmış. Şurada çok az bir duvarımız kalmış. Kahramanlarımız bitmiş bitecek. 3 tane işçimiz boşta gözüküyor, hatta 4 tane. Belki şey yapıyor olabilir. Burada bir tane barbar kral yükseltmesi var. Tuzak yükseltmesi yapıyor olabilir. Tuzak yükseltmeleri yapıyorsan gayet iyi ve şahane gidiyorsun. Bence laboratuvarın çalışıyordur değil mi? Bakayım bir laboratuvar nerede çalışıyor. Laboratuvarın ya da işçilerin herhangi biri bittiğinde direkt belediye binası sonuçta geçebilirsin diye düşünüyorum. Düşünmeden bebek ejderha var. Ordusunda madenci var. Goblin var. Ganimet yönelik herhalde bir ordu. Madenci ile goblin ne alaka diye düşünüyorum şu an ama görev vardı. O da onunla alakalı. Okey, tamamdır. Normalde bebek ejderha kullanıyor anladığım kadarıyla benim gibi. İnşaatçısında da inşaatçısında galiba yükseltme yapmıyoruz. Belki tuzak yükseltmesi yapıyoruzdur ama sondalarımız falan full. İnşaatçısında da biraz daha aktif olursak çok güzel köyüm var diye düşünüyorum. Sonraki arkadaşımıza devam edelim. Gayet iyisin bence. Ama dediğim gibi BD binası 13'e artık geçebilirsin o ikisinden birisi bittiğinde. Kanka benim köyde bakar mısın demiş. Hemen şöyle etiketi alayım.
Buradan şunu kaldırayım. Bir de inşaat üstünde aktif olursak, o sonluları toplarsak, saldırılarımızı yaparsak gayet güzel olur diye düşünüyorum şahsen. 217 seviye bir belediye binası 15 geldi. 18 seviye bir klanda. Neredeyse bayağı bir şey maxlamış. Kraliçemiz max. Gayet güzel. Burada kostümlerimiz var. Okçu kraliçe hatta kombin yapmış arkadaşımız. Şöyle ziyarete de basacağım. Evet, belediye binası 14'ten kalma duvarlar, hatta 13'ten kalma duvarlar var. Ama onun dışında binalarımızın hepsi çok iyi yükseltilmiş gibi duruyor. Mosmor hepsi. Yeni gelen TH15 güncellemesi de yapılmış. Burada hayvan barınağımız çalışıyor gayet güzel bir şekilde. Laboratuvarımız çalışıyor gayet güzel bir şekilde. Bir tane inşaatçı kulübesi yükseltiyoruz. Diğer inşaatçılarımızın birçoğu uyuyor gibi. 3 tane uyuyan gördüm. Hatta 4 tane uyuyan gördüm. 5 tane uyuyan gördüm. 6 inşaatçımızın 5'i uyuyorsa bayağı vahim durumdayız. Ama tuzak yükseltiyorsak okey, sıkıntı yok diye düşünüyorum. Bu arka planı bu arada bir arkadaşımız önermişti. TH13 için gerçekten güzel arka plan bu arada. Ama şu anlık arka plan almayı düşünmüyorum sanırım diyeyim. Ondan sonra İnşaatçısı da gayet güzel bu arada. Gayet tatlı. Sadece duvarları muvarları düşük. Onları bir tık yükseltmemiz lazım gibi duruyor. Onun dışında inşaatçısını da geliştirmiyoruz gibi. Sanki bir tık aktiflikten yana sorunumuz var gibi. Eğer tuzak geliştirmiyorsak, birazcık daha aktif olursak bu duvarları belediye binası 15 seviyesine de getirebiliriz diye düşünüyorum. Gayet güzel bir köyüm var onun dışında. Hemen sonraki arkadaşımızla devam edelim. Hadi bakalım. Kim gelecek? Meliodas geldi. Anime karakteri ismi demiş. Bu arada klana da geldi. Hoş geldi. Beğenirsen klana davet eder misin demiş. Bakayım, ederim beğenirsem klana davet. Şöyle hemencik şu ekrandan alıyorum. Olabildiğince fazla köyü incelemeye çalışıyorum bu arada. Yorumlarda birkaç arkadaşımız da yazmış. Daha hızlı incelersen daha fazla köyü incelersin tarzında. 139 seviye bir belediye binası 12. Kraliçemiz maksanmış. Koruyucumuz maksanmış. Barbar kralımızın 7 seviyesi var. Şimdiden şu davet et butonuna basabilirim gibi geliyor bana. Zaten 6 seviye bir klandasın. Bizim klan yakında 10 seviye olacak. O yüzden bizim klan gelmen senin için de daha iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi burada havan yükseltiyoruz, burada havan yükseltiyoruz. 4 tane yükseltme yapıyoruz. Barbar kral yükseltmesi 5. Bir tane işçimiz boşta, onu da çalıştırırsın. Bir şeye de bakmam lazım. İnşaatçısına bir. Sen 6. inşaatçı almış mısın, almamışsın? İnşaatçısını geliştirmen şartıyla senin klanına davet ediyorum. Gelmek istersen gelebilirsin diyorum. Onun dışında gayet güzel bir köyüm var bence. Vallahi pek verecek bir tavsiyem yok sana. İncelemiş olayım senin köyü. Gayet iyi gidiyorsun. Bence böyle gitmeye devam et diyebilirim. Onun dışında şey diyordum. 30'dan fazla farklı arkadaş yazmış yorumlara. O yüzden elimden geldiğince hızlı bir şekilde köylerinizi incelemeye ve bakmaya çalışıyorum. Baba sahneye geldi dayıcım. İncelersen teşekkür ederim demiş. Ben teşekkür ederim. Şöyle alıyorum etiketini. Şunu kaldırıyorum. Ondan sonra gel bakalım buraya, oyuncu ara kısmından şöyle yapıştırdım etiketini. 236 seviye Mustafa Turhan. Vay vay vay, belediye binası 15. Bayağı belediye binası 15 izleyicimiz var herhalde ya. Kızıl Elma adında 19 seviye bir klanda. Şöyle hemen ziyaret site basacağım. Burada bu ligin ismi neydi ya? Vallahi unuttum. Şu Elmas Ligi miydi? Neydi? Ligin ismini nasıl unutabilirsin ya? 1453 yazıyor. Burada kupa var, işareti var. Bu üstteki, bunu tam anlayabilmiş değilim. Burada 3 mü yazıyor? Ne yazıyor? Daha önce bir üçüncülüğüm var mı acaba? Yoktur diye düşünüyorum ama büyük ihtimal hazır düzendir bu arada bu. Köyüne bir bakalım biz. Yine her şey maxlanmış, mosmor. Tüt 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 tüt. Kahramanlardan maksanmamış neyi vardı? Şunun az kalmış. Bunun da 3 seviyesi kalmış. Bunun da 4 seviyesi kalmış. Maşallah. Yükseltmelerden ne yükseltiyor diye bakıyorum. Kraliyet şampiyonu yükseltmemiz var bir tane. Gayet güzel. Bir tane inşaatçı kulübesi yükseltmemiz var. Monolitin şeymiş o. Yani gayet güzel köyüm var. Valla duvarları bile belediye binası 15 seviyesine getirmiş arkadaşımız. Tebrik etmek dışında bir şey yapamam herhalde. Şurada 14 seviye duvarlar var arada çaktırmadan, fark ettiniz mi? Bu 14 seviye duvarları da bilerek 14'ten direkt 16'ya geçiriyorsun. Çakmadım zannetme.
görünüşü fark etmesin diye. Bunları da hepsini 16 yaparsak gayet güzel olur. Çünkü 14 ile 16'lar araya sıkışmış şekilde. Ama güzel kamufle etmişsin açıkçası duvarlarını diyebilirim. Onun dışında inşaatçısına baktığımızda Otto'nun karakolunu geliştiriyoruz. Başka. Tamamdır, savaş makinesi. Burada da iki tane yükseltme birden yapıyorsun. Aktiflik olarak da gayet iyisin. İki köyde de kupa olarak da gayet iyi yerlerdesin. Eline sağlık diyorum. Sonraki arkadaşımıza devam edelim. Hadi bakalım. Kim gelecek? Eray Çevik kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyorum. Şöyle etiketini aldım. Şuradan şunu kapatıyorum. Şöyle hemen şu kısma şuraya giriyorum. Şöyle girdik. Bana like atmadıysanız bir like atarsanız çok mutlu olurum diyorum. Serhat Eray 173 seviye, bir belediye binası 13, yaklaşık benim seviyelerimle diyebiliriz. 66 66 50 14. Yani şunlar da şey dışında, şampiyon dışında seviye olarak bana yakın. Bir ziyaret edelim bakalım arkadaşlar. Arkadaş biraz benle eşit gidiyor. Burada atölyesini geliştiriyor. Burada okçu kulesini yükseltiyor. Büyücü kulesi, okçu kulesi 3 4 yükseltme birden gördük şu anda. Onun dışında başka yükseltme var mı? Ben göremedim. Bir tane işçisi boşta burada. Onu görebildim. Onun içinde diğer işçisi de herhalde boştaları, bilmiyorum. Göremedim. Görememiş de olabilirim. Kraliyet şampiyonu yükseltiyor. Bunu görmüş müydük ya? Neyse, ama çok önemli değil. Duvarlarına baktığımda benim gibi yavaştan 13 seviyesine geçmeye başlamış. Belediye binası 13 seviyesinde duvarlara. Yani İyi gitmiş bu arada. Yeni yükselten birine göre belediye binası 13'e iyi duvar yükseltmiş. Ben de yaklaşık bu kadar duvar yükselttim. Sinsi Goblin kullanıyoruz. Benim ordum da şu an Sinsi Goblin, ne tesadüfse. Düzenine bakıyorum. Düzeni de bence gayet iyi. Hiç fena değil. Hatta düzeni şöyle tasarımı kopyaladan şöyle benim şu eski düzen değil mi? Şuraya koyalım. Belki lazım olur. Ma şeyinde kalsın orada. Şöyle tekrardan girelim. Bir çaktırmadan düzeni çaldım. Güzel düzenmiş çünkü. Belki ileride kullanırım diye kalsın dedim orada. Onun dışında şöyle arka planı da çok güzel bu arada. Belediye binası 13'e yakıştırılan arka planlardan. Bayağı tatlı duruyor. Masmavi bir arka plan. İnşaatçı üstüne geldiğimizde çok daha iyi duvarları var benden. Bazı duvarların 9. seviye yükseltmiş. Bazı duvarları 5. seviyede. Pekka kullanıyoruz. Pekka'mız kaçın seviye? 18 mi? 18'in seviye. Evet, ben de Pekka'mı şu an 18'e yükseltiyorum. Hava bombaları. Gerçi ben şu an daha çok bebek ejderhaya saldırı yapıyorum. Pekka bittikten sonra bebek ejderha yükseltmesi yapacağım. Muhtemelen, hatta muhtemelen değil, kesin öyle yapacağım. Burada da bir tane yükseltme yapıyoruz gördüğüm kadarıyla. O da hava bombaları. Burada da iki yükseltme yaparsak ve şu iksir toplayıcı ile altın madenlerimiz ağzına kadar dolmuş. Onları toplarsak gayet güzel olur diye düşünüyorum şahsen. Ve sonraki arkadaşımızla hemen devam ediyorum. Gayet güzel bir köyüm var. Bu arada yaklaşık benle aynı seviyelerde gidiyorsun diye düşünüyorum. Mustafa herkes TH12-13 demiş. Vallahi öyle. Doğru bir yorum bence. Genellikle öyle. Meliodas'ın yorumu tekrar geldi. 30 kişiden 2 kere gelmek de. Şöyle bir tane etiket geldi, hemen alıyorum. Yorum içinde kendisine teşekkür ediyorum. Şöyle şuradan sosyal kısmından oyuncu ara. Yapıştır şuraya. Sidar Sina, ulan Sidar Sina. Her seferinde farklı YouTube hesabından mı yazıyorsun bana, anlamıyorum ki. Her köyü inceleme videosunda sen varsın. Bir şekilde yorumunu tutturuyorsun ama nasıl yaptığını ben de bilmiyorum. 41 41 11. Belediye binası 11 arkadaşlar. Artık her 3 günde bir Sidar Sina'nın köyünü inceliyoruz. İkisini birden yükseltiyorsun. Gayet güzel. Okçu kulemiz yükseliyor. Topumuz yükseliyor. Onun dışında büyücü kulemiz yükseliyor. 6 tane işçimiz var ha. Belediye binası 11 seviyesinde. Muazzam iyi. Vallahi 6 tane işçimiz var. Şu duvarlarımızı da yavaş yavaş maksayalım Sidar Sina. Kahramanlarımızı da maksayalım. Valla oyunda gördüğüm en iyi BB11'lerden birisisin diyebilirim gelişme açısından. Ama inşaat üssü için aynı şeyi söyleyemeyeceğim ne yazık ki, çünkü tek yükseltme yapıyorsun. İki yükseltme yapıyor olsaydı inşaat üssünde aynısını söylerdim. Ne yazık ki söyleyemedim. Burada da iki tane inşaatçı birden çalıştırırsan gayet güzel olur diye düşünüyorum diyorum. Onun dışında sonraki arkadaşa devam ediyorum. Sidar Sina'nın köyünü de baktıktan ve inceledikten sonra. Hadi bakalım. Kerim Tosun geldi. İncelersen sevinirim. Kerim'in daha önce köyünü incelemiştim diye hatırlıyorum ama bir daha inceleyelim. Belediye binası 15 değil miydi hatta Kerim ya? Şöyle bir bakalım.
Önceki videoda incelemiş olabilirim Kerim'in köyünü. Yok değilmiş. Belediye binası 9. Ama Kerim'in köyünü bence daha önce incelemiştik. 20 seviye, 23 seviye. Belediye binası 9'a göre düşük kahraman seviyeleri bu arada. Ama bunları yükseltmemiz lazım. Gerçi belediye binası 9'a 30 oluyordu. Tamam, düşük değil, pardon. bir an 40 oluyor diye düşündüm. Neden öyle düşündüğümü bilmiyorum. Güzel. Güzelmiş. Bu köyü inceledim diye hatırlıyorum bu arada. Tazı balon saldırısı yapan arkadaşımız. Evet, hatta birinci falan filan var. Onlara da şaşırmıştım. Okçu Kulesi. Okçu Kulesi diyorum. Okçu Kraliçe yükseltiyoruz. Barbar Kral yükseltiyoruz. Tamam, ikisini birden yükseltiyoruz. Muazzam bir köy. Başka bir şey demeye gerek yok. Gerçekten. Tek şu sondaları ve altın madenlerini toplamamız lazım. Bir tane havan yükseltmesi yapıyoruz. 3. Diğer iki işçimiz de belki tuzak muzak yükseltiyordur diyorum. Laboratuvarımız falan da çalışıyor. Gayet güzel bence. İnşaatçı üstünde burada inşaatçı binasını yükseltiyoruz. Gayet tatlı. Onun dışında minyon saldırısı yapıyormuşuz. İyi bir saldırı türü bence, bu seviyelerde kullanılabilir diye düşünüyorum ben şahsen. Ama biraz seviyesini yükseltmek lazım tabii. Bu arada bu inşaatçı üstünde tek bir birlikte uzmanlaşıp onun seviyesini yükseltebilirsiniz. Ben genel olarak öyle yapıyorum. Bilginiz olsun, bütün karakterlerin seviyesini eşit götürmektense. Ama eşit de götürebilirsiniz. Her saldırıda en farklı birlikler kullanıyorsunuz. Ben yine 2-3 birlik şu an bende max. Ve max diyorum. Köye göre, gelen köye göre ben de ordumu şekillendiriyorum diyebilirim. Hemen sonraki arkadaşımıza devam edelim. Diğer arkadaşlarımızın da köylerini incelemeye çalışalım şöyle. Furkan Talha, önceki videoda yorum çıkmamış, fake köyden çevirdim bildireyim. Fake köyden mi çevirdin? Fake köy. Troll köy mü oluyor fake köy dediğiniz acaba? Şöyle bir bakayım. Bu arada böyle hızlı hızlı inceliyorum ya, yorumlar kısmına belirtirseniz fikirlerinizi, böyle hızlı incelemem daha mı iyi oldu, daha fazla kişiyi incelememiz vesaire. Ben daha iyi oldu diye düşünüyorum ama sizin de yorumlarınız önemli, bilginiz olsun. Pek kadında bir arkadaşımız, belediye binası 12. İki tane X'e yükseltmemiz var, iki tane kahraman yükseltmemiz var, 3 tane kahraman yükseltmemiz var. Fake köyü troll köyü olarak algılayacağım yani. Sadece belediye binası basılmış köy olarak algılayacağım. Onun dışında bakıyorum ama 3, 4, 5, 2 tane de ağır savunma yükseltmemiz var. Gayet muazzam yükseltmeler yapıyoruz. Duvarlarımız geri kalmış. Biraz ganimet kasmamız lazım ama zaten fake köyden çevirdim demiş ya. Büyük ihtimal o sebepten dolayı. Okey, o yüzden süper barbar da gayet iyi bir ordu bence. Onun dışında İnşaatçı üstüne bakıyorum. Burada da hem savaş helikopterini yükseltiyoruz sanırım. Evet. Hem de muhafız kulübesini yükseltiyoruz. İki yükseltme birden yapıyoruz. Gayet güzel bir hesabım var diyebilirim. Şu düzenleri de hiç sevmiyorum ama neyse. Gayet güzel bir hesabım var bence. Eline sağlık. Bu arada gerçekten troll köyden çevirdiysen de çok iyi çevirmişsin diyorum. Eline sağlık. Özellikle kahramanların seviyesi ve 3 kahramanın birden yatıyor olması çok önemli bir şey bence. Red Love'ın yorumunu aldım mı bilmiyorum ama bir daha bakalım. Ben şöyle şuraya giriyorum etiketine. Baya bir arkadaşımızın köyünü, aa, kod yanlış dedi. Şöyle. Red Love'ın köyünü incelemedim galiba. Belediye binası 10 ama kahramanları aşırı düşük. Belediye binası 9, 8,5'tan kalma diyebilirim hatta. Şimdi kahraman yükseltmek zorundayız bu köyde. Ganimet kasmak da zorundayız. Bilgin olsun. Sonda yükseltiyoruz 4 tane ama belediye binası sonunda kahramanlarımızı daha fazla yükseltmemiz lazım. Sana ben daha önce incelemiştim, hatırlıyorum bu köyü. Verdiğim tavsiyenin yine aynısını vereceğim. Balon ejderha değil, ganimet ordusu kasmamız lazım. Kesinlikle ve kesinlikle kahramanların sürekli ikisini birden yatırmamız lazım. Bilgin olsun, altın ve iksire bakmaksızın direkt kara iksire yönerek saldırılar yapman lazım diyorum sana. Tek ve en önemli, hatta çok önemli önerim bu şekilde olacak. Son bir arkadaşımıza daha getirmeye çalışayım. Son arkadaşımız olsun artık. Video 20 dakika olacak yaklaşık. İbrahim geldi, 60. yorumu denk geldi. Bence hak etmiş. Köyün incelenmesi, 60 tane yorum attıysa. Şöyle son olarak da onun köyünü incelemiş bulunalım. Şöyle şuradan köy etiketini giriyorum. 237 seviye bir belediye binası, 15, 12 seviye bir klanı Titan liginde takılıyor.
Buradan iki tane hayvanımızı, petimize maxlamışız. Bütün kuşatma makinelerini maxlamışız. Çok güzel parlamıyorlar mı? Buradan bazı birlikler, hatta birliklerin yarısı maxlanmış diyebiliriz. Hemen bir köyü incelemeye girelim. Wow. İşte yine ilk kez gördüğüm arka planlardan biri olabilir. Son olarak videonun kapak fotoğrafı olacak. Muhtemelen bir köy. Çok güzel arka planmış bu arada. Ben bu arka planı ilk kez görüyorum. Ne zaman geldi bilmiyorum ama çok beğendim arka planını. Onun dışında arka plana bakmaktan köyü pek inceleyemedik. Duvarlar belediye binası 12 seviyesinden kalmış. Duvarları yükseltirsek çok güzel olur diye düşünüyorum ama büyük ihtimal bu hesap biraz şey yapılmış bir hesap. Belediye binası 15'e erken geçilmiş bir hesap. Böyle her şeyi maksayarak geçmemişiz. Sonra sanki buralara kadar getirmişiz gibi geldi bana hesabı, duvarların verdiği renkten dolayı. Bana öyle geldi açıkçası. Elektro saldırıları yapıyoruz. Gayet güzel, 6 seviye elektro. 6 seviye dedim max hali. Yani köylerin canını okur diye düşünüyorum. Öfkeyle beraber iyi saldırılar yaparsak. Onun dışında kahramanların seviyesine baktığımda kahramanlarımızın seviyesi biraz şey seviyesinde. Belediye binası 12, Barbar Kral ve Kraliçe. Diğerleri de belediye binası 13 seviyesinde, koruyucumuz ve şeyimizde. Onları biraz geliştirirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Koruyucu zaten yatırmışız. Onun dışında yatırabiliyorsak, benim gibi 3 tane kahraman yatırırsak aynı anda çok güzel olur diye düşünüyorum. Hava soğuması yükseltiyoruz. Burada top yükseltiyoruz. Halen yükseltme yapıyor olmamız da bence gayet güzel ve tatlı. İnşaat üstünde de bir tane yıldız laboratuvarı geliştiriyoruz. Aa, buraya da mı düzen almış diyeceğim. Yoksa buranın normal hali mi bu? Yok, bir düzen almış. Şey almış. Arka plan almış. Çok güzel arka planmış burası da. Ağaçlı maaşlı. Maşallah. Onun dışında İnşaatçı üstünde de bir tık daha aktif olursak güzel olur. Çünkü burada sonlularımız ve altın madenlerimiz olmuş. Bir tane işçimiz de boşta, onu da çalıştırırsak gayet güzel olur diye düşünüyorum. Burada da saldırılarımızı yaparsak. Onun için de gayet güzel bir köyüm varmış. Aa bak, burada zeplin falan filan farklı. Gayet güzel duruyor. Eline sağlık diyorum. Çok güzel bir köyün var imiş. Son olarak bahsettiğim şeyden bir daha bahsedeyim. Şöyle 3 tane kahraman birden yükseltiyorum şu an ben. Okçu Kraliçe, Kraliyet Şampiyonu ve son olarak Büyük Koruyucu. Böyle de yapmaya devam etmeye çalışacağım. Şu an ganimetlerim sıfır gördüğünüz üzere. Az önce birkaç tane duvar yükselttim. Belediye binasını yükseltmeye bıraktım. Karakter depomuz ve Klan Kalemizin yükseltmesi bitti. Onlarla işte Kraliyet Şampiyonu'dur, belediye binasıdır. Bunların yükseltmesini yaptım diyeyim. Şimdi videoyu kapattıktan sonra ben ganimet kasmaya, mesaime devam edeceğim. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğiniz için ve değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. Klanımıza gelmek isterseniz tekrardan göstereyim. Sonraki videoda klandaki arkadaşlardan rastgele inceleyeceğim. Belki TH15'lere kıyak geçebilirim. Bilginiz olsun. Benden bugünlük bu kadar. Like atarsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.